Tamam, Afrin meselesi halledildi. Şimdi sırada iki tane konu var. Daha riskli konu var. Sincar'ı çok fazla tartışmıyorum ama biri Membiç ve daha çok da Fırat'ın doğusu. Burada Amerikan askeri var. Afrin'den farklı olarak. Açıkça da ifade ediliyor. Zaten Pentagon'dan, Amerikan kaynaklarından, resmi kaynaklardan yapılan açıklamada askerimiz orada kalmaya devam edecek şeklinde ima ettikleri şu: gelirseniz çarpışacağız. Ben Amerika'nın silahlı bir çatışmayı göze alabileceğini zannetmeyerek sorayım ben. Burada Türkiye ile Amerika arasında bir uzlaşma öngörüyor musunuz? Vatan Partisi hükümeti olduğu zaman, olsa şu anda ve olacaktır da, Suriye Devleti ile el ele verir ve Amerika orada yapabileceği hiçbir şey yoktur. Ya kaçar gider ya da bazı zayiatlar verdikten sonra bu sürece teslim olur. Ha, şimdi Amerika ile Türkiye anlaştı mı? Şöyle bir şey gözükmüyor. Anlaşabilir Yani mi diye sordum. anlaşmasını isteyen ve bir türlü Türk devletinin ve Türk ordusunun bu süreçte Amerika'ya karşı kararlı olarak mücadele ettiğini bir türlü kabul edemeyen, içine sindiremeyen ve Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapacağım diye hep böyle bir Amerika ile Ben anlaşma. sorum diye soramadım. Hadi ben Kötü size anlamda sormadım. hayır ben size Amerika'ya geri adım attırarak bakın uzlaşma. bakın Geri adım attırarak uzlaşma da dahil. o uzlaşma olmaz artık, o başka bir Geri şey. adım Yani attırma da Lozan'da dahil. da şimdi ben size cevap vermiyorum. Ben sizin sorunuza cevap veriyorum ama sizin kendi görüşlerinize cevap vermiyorum. Böyle bir Türkiye'de bir şey var. Aman Amerika ile Türk devleti anlaşsa, Tayyip Erdoğan yönetimi anlaşsa, oh rahatlayacaklar, çok sevinecekler, çok mutlu olacaklar. Çünkü onların dertleri Türkiye'nin bağımsızlığı değil, Türkiye'nin bütünlüğü değil. Onların bütün derdi PKK ile aynı dert. Yani PKK kazansın, Amerika kazansın, Tayyip Erdoğan yıkılsın.